İstanbul Modern'de video çekemedim. Çekemeyince içimde kaldı. Sonra tesadüfen yol beni Levent'e getirdi. Özdilek AVM'ye getirdi. Orada da Balmum Heykel Müzesi varmış. Sizler için, yani sırf sizler için burayı geziyorum. Girişi paralı. Yani bu fedakarlığı unutmayın. Ve girer girmez de Beyci Baykam'la karşılaştım. Ne kadar benziyor artık siz şey yapın. Biz ressamlar aslında bu kadar da pasaklı çalışmıyoruz. Yani tamam üstümüz kirlenebiliyor ama bilmiyorum. Yani şey altta pijamalar, terlikler falan. Yani ben bu kadar pasaklı değilim. Yani çalışırken kendime de dikkat ediyorum. Arada boyandığım oluyor da benim aslında şu çok ilginçtir. Göstereyim burada. Yani benim en çok ellerim boyanıyor. Üstüm başım değil yani göğsüm neden boya olsun, omzum neden boya olsun? Yani ellerim boya olur. Ya bazen hani koluma falan da geliyor ama göğsüme kadar boya pek de denk gelmiyor. Ve pantolonumda falan boya olur, bacağımda boya olur, bunun da bacağında boya yok. Yani ressamları bilmediği anlaşılıyor. Resimde şöyle bir alt resmi, belki de gerçekten Bedri Baykam resmidir. Benziyor da yani, benzemiyor değil yani Bedri'nin resimleri. Biraz böyle ya. Yani ayrıca profesyonel ressamlarda bu kadar da hep şöyle göstereyim. Nerede bu? Çok küçük tüp, ay gösteremedim. Bu kadar küçük tüplü boya olmuyor. Biz büyük boya kullanıyoruz. Daha ekonomik. Kim bu ya diyordum. Ay çok korkunç. Korkuttu resmen ya. Drakula gibi Beyazıt Öztürk'müş. Yani bilmiyorum böyle beni yiyecek gibi bakıyor sanki. Böyle Kont Drakula ve hoş geldiniz. Takım elbise, okutucu müzikler falan yani sanat gezerken ilginç oldu buraya girmem. Bilmiş TV yıldızı olarak Beyazıt Öztürk. Bu kadın Tuluyhan Tekeli oğlu demiş. İsmini duymuştum. Ay burası böyle bir garip ya. Aman tanrım diyorum. Şöyle. İbrahim Tatlıses'miş. Ki benzemiyor. Burada da yine böyle göğsü şişkin. Göğsü şişkin kim olur? Tanıdınız mı? Orhan Gencebay arkası simli mimli. Hayetli. Oradan yani aslında hiç ilgisi yok. Aşık Veysel'i yapmışlar. En hoş ama bence İbrahim Tatlıses'in yanında olması çok büyük haksızlık olmuş yani. Kendini görmedim ama bu daha gerçeğe yakın gibi gözüküyor. Diğer kişiler böyle korkutucu ya. Ne garip. Şu kişi Enver Aysever'miş. Yani kendini biliyorum, tanıyorum. Kaç defa görüştüğüm, tanıştığım bir insan yani. Alakası yok. Bayağı böyle gıdılı mıdılı olmuş. Bu kadar uzun boylu da değil. Bildiğin Memure Hanım gibi olmuş. Kendisi oysa sanatçı bir insan. Alaaddin Yavaşça demek ki kısa boylu biriymiş. Yaşlı kişiler daha sanki uygun yapmışlar gibi İnci Çayırlı. İlerliyorum. Profesör Doktor Bingür Sönmez. Tanımıyorum şimdi bir şey diyemeyeceğim. Osman Müftüoğlu doktorlara geldik demek ki yani birden şeylerden Türk sanat müziği falan sanatçılardan Osman Müftüoğlu. Bu kişinin de göğsü yok. Orhan Gencebay'ın göğsü vardı mesela bayağı ciddi. Mehmet Aslantu doktorlardan kendisine bir geçiş. Bu öyle gri takımlar falan hiç bilmiyorum Enver Aysever tarzı değil. Atol Berhamoğlu olabilir ciddi. Zuhal Olcay diyor ama Zuhal Olcay böyle şey gibi değil ya. Zuhal Olcay burada bayağı. Tarık Akan. Gözleri çok hoş gözüküyor. Yani belki bunu bayağı benzetmiş de olabilirler yani kendini. Daha uzun boylu diye duymuştum. Rahmetli. Nur içine yatsın. Rutkay Aziz. Televizyonda daha yakışıklı gözüküyor. Buradaki hali fazla somut bence. Berna Laçin. İlgisi yok. Yani bayağı ilgisi yok burada. Yani hostes falan tarzında gözüküyor da yani sanmıyorum böyle olduğunu. Cüneyt Arkın. Niye böyle direkt kesecek gibi yapmışlar? Yine onun gözleri de çok güzel. Özellikle bu demek ki bu müzede renkli gözlerin gözlerine çok
Koş yat. Şöyle yaklaştırayım. Ama adamı beyaz saçlı yapıp hem de eline kılıç kalkan ki kalkan hiç olmamış, vermeleri olmamış. Bari genç haliyle yapsalarmış bence. Rahmetli Adile Naşit. Burada da kendisi çok genç gözüküyor. Adile Naşit böyle koyu renk saçlı. Cüneyt Arkın hani günü benzemiş sanki. Şerif Sezer oyuncu. Daha olmuş. Kadınları yapamıyorlar diye diyordum ki. Hulusi Kentmen. Ama bu kadar siyah saçlı değil kendisi ya. Sanki öyle değildi rahmetli. Bayağı şey duruyor, genç duruyor. Daha yaşlı ve babacan hatırlıyor. Şener Şen. Evet, Şener Şen de oldukça olmuş. Bu haliyle bembeyaz saçlı elinde kılıç. Rahmetli Kemal Sunal. Yani diş etlerini biraz fazla zorlamışlar. Bu kadar da değildi. Bu kadar mıydı? Ama da gazeteciler kısmına geldik. Tarafsız bölge Ahmet Hakan. Benzemesi. Tabii konuk olamadım hiç tarafsız bölgeye ama. Yalçın Bayar tanımıyorum çok. Yani biliyorum da tanışmadım. Hasan Pulur. Adamı masada yapmışlar onu. Mehmet Yılmaz bayağı sırma saçlı gözüküyor ama az şey duruyor. Tufan Türenç. Gözlüğünün içindeki yazı, global yazısını şey yapsalarmış daha iyi olurmuş. Yine renkli gözlerin gözleri muhteşem. Ayşe Arman. Yani kendisiyle kaç defadır görüşmüşümdür, tanışmışım. Ayşe Arman'ın kendisi. Lan daha güzel. Yani Aslı çok daha hoş, tatlı bir enerjisi var yani. Burada çok dönüştürüyor. Güner Civoğlu. Yani adamı konserlerin en ön sırasında görmüştüm. Yani pembe bir kazak giydirseler, üstüne aldırsalar. Taha Akyol'dan hemen yanında Ali Sirmen, İlhan Selçuk. Taha Akyol'la İlhan Selçuk yani neredeyse yan yana gibi oldu mu? Rahmetli. Emre Kongar tüm beyefendiliğiyle. Biraz çene kısmı fazla büyük olmuş ama gayet janti duruyor. Pınar Türenç. Orhan Birgit. Bülent Eczacıbaşı, bugün İstanbul Modern'i gezdim kendisi. Hüseyin Özdilek, AVM'nin sahibi buradaki. Ondan. Cemalettin Sarar, Sarargin. Burası iş adamları galiba. Daha hızlı geçeceğim. Mehmet Ali Aydınlar. Aydın Doğan, ama Aydın Doğan niye böyle yere yere bakıyor, böyle bir şey diyecekmiş de ayaklara doğru bakıyor, böyle bir içten pazarlıklı bir hal vermişler. İnan Kıraç, Suna Kıraç hanımefendi, Mustafa Koç, Rahmi Koç, Vehbi Koç. Koçlar gayet iyi olmuş. Renkli göz olunca gayet iyiler yani. Şimdi tiyatrocular bölümüne bakayım. Levent Kırca rahmetli. Müjdat Gezen. Giderek halk oynamasına doğru gidiyoruz. Rahmetli Zeki Alasya. Metin Akpınar. Bilemedim, bunlar çok donuk duruyor ama sanki olmuş. Rahmetli Aziz Nesin. Çok düşünceli duruyor adam. Ne yapsın? Erdal Özyağcılar. Yıldız Kenter. Müşfik Kenter. Zihni Göktay. Zihni Göktay yaşlıdır aslında, bu genç yapmışlar. Gerçi ne zaman yaptıklarını da bilmiyorum. Turgut Özakman. Fazıl Say. Kendisinin saçları böyle değil yani, bayağı inek yalamış gibi yapılmış yani. Belki de o zamanda saçları çok daha gürdü ama yüzü benzemiş oldukça hoş da duruyor böyle piyano başında. Sunakan, Gürel Aykal. Zülfü Livaneli. Emin Çöleşan.
Bazı kişileri masada yapmışlar. Onun şeyine bakınca daha böyle oturaklı gibi. Saygı Öztürk elde kalem var ama böyle. Kendisi de gazeteciymiş. Tanımıyorum mesela, bilmiyorum. Turgut Kazan. Senin Uğur Dündar. Ama Uğur Dündar'ı da yani birebir tanıyorum. Mesela görmüştüm. Kendisi böyle daha şey yani yaşı var ama hani böyle bakıyorsun, evet yakışıklı bir adam. Yılmaz Özdil, evet Halk Arenası buradaymış. Müjdat Gezen'i de bence buraya koysalarmış daha iyi olurmuş. Necati Doğru. Çizer Turhan Selçuk. Masa başı şeyler de var. Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'le Fazıl Say'ı karşılıklı yapmışlar. Bu gayet güzel olmuş. Burada zaten şimdi marşlara geldik. Hangi bölümü geliyoruz? Atatürk'ün ailesi şeklinde yapılmış. Latife Hanım, Makbule Hanım, Atatürk'ün kız kardeşiymiş. Şurada Latife Hanım karısı, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey annesi. Zübeyde Hanım böyle miydi ya, daha yaşlı değil. Fikriye Hanım. Bu kısım biraz böyle geleneksel etnografya müzesi gibi. Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak dediğim. Atatürk. Evet. Yukarıda yapmaları daha iyi olmuştu. Atatürk gerçekten güzel, yani hakkı verilerek yapılmış. Önemli sonuçta Atatürk'ü doğru vermeleri. İsmet İnönü. Fahrettin Altay, Kurtuluş Savaşı Kumandanı'ndan Mehmet Akif Ersoy. Şimdi Hüsamettin Cindoruk burada. Bu kişilerin arasından direkt Hüsamettin Cindoruk çıkması ilginç çıktı. Yani hemen Mehmet Akif Ersoy'dan sonra. Mustafa Balbay. Cumhuriyet yazarı, daha uydurdum mesela, Mustafa Balbay olabilir. İlker Başbuğ. Burası sanırım Ergenekon bölümü olmuş. Ergenekon'dan yatanlar bölümü. Kaktüsler. Kaktüsleri geçtim, onu göstermeyeyim. Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanlarımızdan. Kenan Evren yine Cumhurbaşkanı idi. Celal Bayar, burası Cumhurbaşkanları bölümü. Celal Bayar. Ahmet Necdet Sezer. İsmet İnönü'nün bir de burada oturan hali var. Bu Cumhurbaşkanı kimliği. Öbürü de savaşçı, yani daha doğrusu kumandan kimliğiydi herhalde. Süleyman Demirel, ki Süleyman Demirel bence benzememiş ya, olmamış. Dudağı vurdu. Niye ellerini o şekilde tutarken yapmışlar bilmiyorum. Şu şekilde. Özal'ın yanında. Olmuşlar. Fatih Korutürk. Abdullah Gül. Abdullah Gül daha çok George Clooney'e benziyordu. Burada olmamış ya. Çok George Clooney'e benzetilmemişler. Cevdet Sunay. Şurada gibi ağız. Tamam, dişleri ayrıktı da böyle miydi? Turgut Özal rahmetli. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yan yana fotoğraf çektiren çok vardır herhalde burada. Recep Tayyip Erdoğan'ın tam karşısına bir anda Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta da Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli'yi hiç kurt işareti yaparken görmemiştim. İlginç bir fotoğraf olmuş. Ağızda yarı açık. Fotoğraf diyorum tabii şey. El bayağı büyük de duruyor. Bir heykel. Necmettin Erbakan yanda oturuyor. El işareti şu işaret var. Bülent Ecevit de rahmetli oturuyor. Bu son dönemlerini yansıtan bir görüntü olmuş ama evet şey gerçekten. Politikacılardan hemen sonra, yani niye o bölümden sonra Nurgül Yeşilçay var. Benziyor, andırıyor. Yalnız buradaki rolü şeyden, cariye olduğu ya da elti gelin hali ya da böyle Osmanlı cariyesi gibi bir şey.
Hemen karşısındaysa Marilyn Monroe var. Yani politikacılardan sonra olmuş bunlar. Kennedy ilişkisi. Kennedy çıkacak mı diye bekliyorum tabii bir yandan. Nüket Duru. Kendisine çok kısa boylu olduğunu duymuştum. Çok kısa gözükmüyor. Erol Evgin. Bayağı sırma saçlı. Ama benzememiş o kadar da. Paşamız Zeki Müren. Yalnız başı büyük gözüküyor sanki vücuduna oranla. Yani şu ayakkabılar daha diz üstü çizmeyle de fotoğraflarını hatırlıyorum. Yani bu çizmeler günümüzünki gibi platform topuk ve diz bilekte değil de diz üstüydü. Makyajı falan gayet olmuş gözüküyor. Barış Manço rahmetli. Ama burada olmamış ya. Bu renkler, kahverengiler falan. Yani yüzükler falan tamam ama bu halini bilemedim. Bilemedim. Kendisi daha sevimli gözüküyor bu gözümün. Rahmetli Yaşar Kemal. Ona da masa verilmiş zaten. İlber Ortaylı ama İlber Ortaylı ile ne alakası var ya? Yani var alakası da. Yine de çok benzetemem. Mehmet Barlas. Kendisi dev gibi yani gözüküyor. Acaba bu kadar uzun boylu mu? Ay. Hemen ya. Rahmetli Süleyman Seba. Güzel olmuş. Görmemiştim kendimi ama güzel olmuş. Hemen yanında da Nilgün Belgün. Süleyman Seba ve Nilgün Belgün. Alakaya bak. Ne yap bilmiyorum. Benzemiş galiba kadın. Ekrandan gel buna bakınca benzemiyor. Buradan bakınca yani ekrandan benziyor gözüküyor. Ya bu Balmumu Heykel Müzesi bitiyor buradan. Böyle bir turunu attım. Buradan da çıkışa geliyorum. Neredeyse hepsini çektim. Ha, isterseniz tabii görebilirsiniz. Böyle birebir göreyim, beraber fotoğraf çekeyim falan derken. Hiç sorun çıkarmıyorlar çünkü. Yapabiliyorsunuz. Çekim yapabiliyorsunuz. Çekim de yapabiliyorsunuz. Fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Ücretli fotoğraf da çekiyorlarmış ama gerek yok zaten. Değil mi ücretli fotoğrafa? Böyle. Burası. Denk gelince gezeyim dedim. Yani sırf sizler için diyorum. Görmüş olayım ilk defa. Bir Balmumu Müzesi de görmüş olayım dedim Türkiye'de.